Herkese selamlar dostlar. 15 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 12 adet mücadelem var. Maçlara hem ideal tercihler hem de bazılarına yüksek olan tercihleriyle sizlere öneriler yapmaya başlayacağım. Ondan önce baktığımız zaman da bültenin ne kadar kalabalık olduğunu görebiliyorsunuz. Uzun zaman sonra böyle güzel bir bülten var, Ocak ayında özellikle. Bu bülteni iyi değerlendirmek lazım. Videonun sonunda da bir adet sizlere kombin önerisi yapacağım. Değerlendireceklere bol şanslar. Yavaştan ligler böyle açılıyor. Covid'ler de yavaş yavaş düzelmeye başladı. Tempoyu yavaş yavaş arttırdığımızı söyleyelim. Ekrana rolling gelsin. Dün sadece bir rolling tercihi sundum ben katıl grubundaki arkadaşlara. Rolling tercihimiz arkadaşlar Anadolu Efes mücadelesiydi. Zaten açıklayarak anlattım ki maçtan sonra da maçın şöyle kısa bir özetini geçtim. Ben Anadolu Efes'in 9 sayı fark yiyeceğini sanmıyordum. Hatta oranı da düşürdüler. Bu rolling olarak devam ettirdim. Rolling 1 olarak. Yarın cumartesi günü de rolling 2 gelecek. Bakalım nasıl, hangi maçı seçeceğiz. Bu şekilde bir rolling vardı. Anadolu Efes güzel oynadı. Maçtan Engin Ataman atıldı. Onun dışında bazı olaylar da oldu. Maç çok gergindi. Sert bir mücadeleydi. Kemik sesleri geldi. Rolling'imiz burada 5 sayı fark attı Barcelona. Rolling'imiz burada başarılı bir şekilde geldi. Değerlendiren arkadaşlara tebrik ederim diyerekten de. Hatta dün neler yaptık ondan da bahsedeyim biraz sizlere. Napoli-Fiorentina mücadelesi vardı bildiğiniz üzere. Kupa mücadelesi. Ona uzatmada gelecek bir golü değerlendirdik. Uzatmada bir gol geldi zaten. Hatta uzatmada 3 veya 4 gol geldi. Onun dışında şöyle aşağı doğru baktığımız zaman da Bayern Münih mücadelesi vardı. Bayern Münih'e baktığımız zaman da o maç gelmedi. İlk yarı 77.5 üstü olmadı mesela. Diğer bir canlımız vardı. Barcelona mücadelesinin ilk yarı 80.5 üst verdik. O başarılı oldu. Onun dışında Monaco mücadelesine deplasman 79.5 üst verdik. 81 sayı attı Monaco takımı. O başarılı oldu. Milan mücadelesi vardı bildiğiniz üzere tekrar. Onu da canlı takip ettik editör arkadaşlarımızla birlikte. İkinci gol Milan dedik. Maç zaten 1-1 bitti bildiğiniz üzere. İkinci gol Milan'dan geldi. Milan güzel futbol sergiliyordu. Bu güzel futbolu uzatmalarda sürdürür dedik. Ve Milan uzatma sonucu maç sonu 1 olarak alır dedik. Ve Milan maç sonu zaten değerlendirdi. Burada da rolling'imiz başarılı oldu. Onun göstergesiydi. Ve uzatmada tekrardan bir gole girdik. Baktık maç hareketleniyor. Dakika 101 oldu. Dedik ki bu maçtan bir gol çıkacak dedik. Ona da girdik ve o da geldi arkadaşlar. Hem Milan uzatmada gol attı. Hem de uzatmada genel olan gol, uzatmadan gelen gol Milan tarafından geldi. Sonradan son bir canlı yapalım dedik. Son bir şarkı. Uzatmada toplam gol 1.5 üst dedik. Çünkü orta sahalar geçilmeye başlamıştı. O da başarılı oldu. Onu da değerlendirdik. Burada da uzatma sonucu zaten Milan'da direkt galip geldi. Bu şekilde ilerledik. Yani dünü güzel kapattığımızı söyleyebilirim canlılardan. Bugün de aynı şekilde tempomuz başlıyor. Cumartesi günü de zaten yavaştan ekran başında oturmaya başlıyoruz çünkü bülten ciddi anlamda güzelleşmeye başladı. Sizler de hem katıl Telegram grubumuza gelip hem de bizlere destek olmak istiyorsanız katıl gruplarına dahil olabilirsiniz. Telegram grubumuz ana Telegram grubumuzdur. Burası canlı maçların bulunduğu gruptur. Telegram yüksek oran grubunda da yarından itibaren güzel tercihlerle başlıyoruz. Notlarını aldım. Hem Telegram ana Telegram grubuna hem de yüksek oran grubuna dahil olabilirsiniz. Her şey dahil iletişim grubunda da yüksek misli grubudur. Ki buraya da yarından bir kombine tercihi atacağım yüksek misliden. Şimdiden değerlendirecekler hepinize bol şanslar dileyerek maçlara geçiyorum. İlk mücadelemiz Manchester City ile Chelsea mücadelesi. Şimdi oranlara baktığımız zaman da City'nin kendi evinde favori görmek çok normal bence. Sizlere bir de maç skoru sormak istiyorum. Bu maç skoru da Manchester City Chelsea mücadelesi. Ne olur maç skoru? Yorumlara yazabilirsiniz. Benim skor beklentimi de şimdiden söyleyeyim. 2-1'lik bir Manchester City galibiyeti gelebilir. Fakat Chelsea'nin çok ihtiyacı var. Siz skorlara yazın. Bu maç hakkında görüşlerinizi, skor tercihlerinizi yorumlara yazın. Ben maçı ufaktan anlatmaya başlayayım. Şimdi puan durumuyla ilerleyelim isterseniz biraz. Çünkü bu maçta her iki takımla oynadığı maç sayısı aynı. 21 maçta Liverpool'un bir maç eksiği var. Ertelenme bir mücadelesi vardı. Şimdi baktığımız zaman da her iki takımda burada zaten Lukaku'su olacak. Ev sahibinde biraz eksik var. Bu eksik isim Mahrez. Mahrez Cezayir milli takımına gitti Afrika Kupası için. O olmayacak bu mücadelede. O önemli eksik. Onun dışında Cancelo sağ bekte oynuyordu. Sol beke geçecek. Walker iyileşti çünkü. O da sağ beke geçecektir. Manchester City'nin zaten genel olarak baktığımız zaman da nasıl futbol sergilediğini, Cancelo'nun, De Bruyne'nin nasıl paslar attığını sizler de mutlaka izlemişsinizdir. Burada Jesus oynayabilir. Gabriel Jesus hücum hattında. Bernardo Silva, Sterling gibi isimlerle devam edecektir Manchester City. Burada Chelsea'nin daha doğrusu biraz ölüm kalım mücadelesi olarak diyebiliriz veya şampiyonluktan olma olmama mücadelesi olarak da değerlendirme altına alabiliriz. Çünkü Chelsea burada riski alacaktır. Chelsea'nin son Liverpool mücadelesini izlediğimiz zaman da riskleri bir anda aldı ve hatta normalde Chelsea'nin oyun yapısı değil erken gelen bir gol, hatta erken gelen 2 gol Chelsea'nin oyun yapısını değiştirdi. Ve maç ilk yerden zaten 2-2 skora direkt ulaştı. Çünkü gerekli riskleri aldı. Aynı şekilde Manchester City de ilk yarılarda çok gol bulan bir takım ki zaten baskıyı Chelsea'nin hissedecektir. Her iki takım da topla oynamak isteyecektir burada. Chelsea veya şöyle söyleyeyim, Manchester City ilk gol attığı zaman Chelsea gerekli riskleri alacaktır. Keyifli bir mücadele olur. KG var. Bence günün en ideal tercihlerinden bir tanesidir. Her iki takımın atacağı gol 1.61 gibi zaten çok güzel bir oran açmışlar. Normalde her iki takımına kontrollü oynanması bekleniyor. Bu oran zaten bu yüzden yüksek. Fakat erken gelebilecek bir gol maçı gollere taşıyabilir. Benim skor beklentimi de zaten 2-1 olduğunu söylemiştim. 2-1'lik bir tarafa kayabilir de benim gönlümde biraz daha hissi var ama şampiyonluk da kopar gider. Bakalım ne olur. Nürnberg-Paderborn mücadelesi günün erken seans maçlarından bir tanesi ve buna da yüksek oran bir tercih bulunacak. Şimdi Nürnberg'in kendi evindeki oyun stiline baktığımız zaman da ağırlıklı olarak hücum oynadığını görebiliyoruz ki zaten şöyle Nürnberg'in hücum stiline baktığımız zaman da uzaklardan şut çeken, ağırlıklı olarak sol kanatları kullanan ve sahaya da yayılarak oynadığını gösteren bir çizelge var karşımda Nürnberg takımı adına. Paderborn'un en önemli özelliği ara pas denemesi. Hatta Paderborn'un şöyle şunu göstereyim ben sizlere. Deplasmanda en iyi olmasından sebebini bahsedeyim sizlere kısaca. Deplasmanda bu takım bu kadar çok gol atmasının sebebi üstüne gelen takımlara karşı hızlı ataklarla, ara paslarla birlikte bir anda gol pozisyonuna girebiliyor ve birkaç tane kaliteli ayağı var. Bu kaliteli ayaklarla birlikte çok fazla gol atmayı biliyor. Maç genelinde tempolu bir mücadele beklendiğini de belirteyim. Gollü bir mücadele bekleniyor. İdealden KG var tercihi bu mücadeleye gider. Yine Bundesliga 2'nin zaten özelliğini biliyorsunuzdur. Gollü maçların olmasıdır. KG var güzel. Yüksek orandan da Nürnberg takımı üstüne gideceği için Paderborn takımının yine ara paslarla birlikte burada Nürnberg'i 2 kere vurabilir. 2 kez filelerine havalandırılabilir diye düşünüyorum ben. Deplasman 1.5 üstünün oranına baktığımız zaman da tam tamına 2 oranı var. Burada dediğim gibi Paderborn ara paslarla birlikte Nürnberg kalesine 2 gol gönderebilir ve gollü bir maç beklendiğini de belirteyim sizlere. Bol şanslar. İstanbulspor Ümraniye maçı. Benim bu maçtaki tercihim tek tercih olacaktır fakat biraz riskli olacaktır. Hafta içinde bir Bologna mücadelesine deplasman 1.5 alt tercihini yapmıştım. 2-1 yenilmişti. O tercih gelmişti mesela. Yine aynı şekilde bir maç bekliyorum ben. Ligin ilk yarısında oynanan mücadelede 2-0'lık bir Ümraniye galibiyeti gelmişti. İstanbul deplasmanına mağlup olmuştu. Şimdi İstanbul bu maçta biraz daha motive çıkacaktır. Çünkü liderle oynuyorsun. Liderle kendi evinde oynuyorsun ve İstanbul ve Ümraniye takımı da ikisi de oturaklı takımlar. Bir nevi oturmuş takımlar bunlar. İstanbul kendi evinde oynadığı maçlarda skor üretmede çok fazla sıkıntı yaşamayan takımlardan bir tanesi. Yani skor üretmede bir problem yaşamıyor. Burada Ümraniye'yi nedenli kalesine getirecek o önemli. Ümraniye'nin de kaliteli ayakları var. Okey. Hatta maçta favori gösterilmişler. Ona da okey. Fakat ben burada Ümraniye'nin riskli bir tercihtir. Onu da belirteyim. İstanbul kalesine gönderemeyeceği 2 golü beklerim. Yani deplasman 1.5 altın oranı bence bu maç için güzeldir ve idealdir. Biraz riskli olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Bakın 1.50 gibi bir oranı var. Fakat İstanbul'un son hafta oynadığı mücadeleyi, Manisa mücadelesini seyrettim. Biraz oturaklı bir takım olduğunu gördüm. Forvetleri İbrahim de aynı şekilde biraz daha geçen sezona göre biraz daha iyi olduğunu belirteyim. Burada Ümraniye kaliteli isimleri var fakat dediğim gibi biraz daha İstanbul oturaklı futbol sergileyecektir. Bu sebeple deplasman 1.5 altını 1.50 gibi orandan değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Ümraniye'de bu ara şunu söyleyeyim, son 5 maçtır kazanan bir Ümraniye var. Yani bir sürprizle çıkma ihtimaline yakın. Ben böyle bir tercih sunuyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Union Berlin'le Hoffenheim mücadelesi. Union Berlin'in son maçını 90 dakika izleme fırsatım oldu. Leverkusen'le oynadı. Güzel bir maç oynadı. Bir anda çünkü Leverkusen çok fazla üstüne gittiği için Union Berlin takımı bir anda kendisini Leverkusen kalesinde buldu. Kendi evinde de iyi oynayan bir Union Berlin var. Kendi evinde biraz daha hücum oynuyor deplasmana oranla. Geçen sezon da aynı şekilde oynayan bir Union Berlin vardı. O taktiğini devam ettiriyor Union Berlin takımı. Hatta Fenerbahçe'den bildiğimiz Max Kruse da Union Berlin'e parladı gitti ki hala da çok iyi oynuyor. Geçen maçta da gol attı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta ilk golleri çaptırarak girdi. Birçok da direkten dönen pozisyon var. Kaçan net pozisyonları var Union Berlin takımını. Yani kendi evinde gol bulması burada sürpriz olmaz. Hoffenheim'i maçta favori görmüşler. Gayet normal. Çünkü Hoffenheim takımı son dönemlerde ciddi anlamda güzel futbol sergiliyor. Özellikle Kramaric'in performansı hücum hattında orta saha ve forvet arasında çok önemli iş yapıyor. Bu sebeple Kramaric önderliğinde Hoffenheim galibiyete biraz daha yakın gözükse de, hatta iddia da favori göstermiş zaten. Ben her iki takımdan gelecek golü bekleyeceğim. Yine KG var beklediğim maçlardan bir tanesi bu mücadele. KG var olarak değerlendirdim. Onun da oranı 1.45. İdealden. Günün ideal KG var maçlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. KG var olarak değerlendirme altına alabilirsiniz. Wolfsburg'la Hertha Berlin mücadelesi. Wolfsburg takımı arkadaşlar artık basın olsun, taraftarlar olsun. Yeni teknik adam geldi. Güzel başlamıştı. Fakat son 5 maçını ligde kaybeden bir Wolfsburg takımı var. Bu maçta da favori gösterilmiş. Favori gösterilmesinin bazı nedenleri var. Ondan bahsedeyim. Hertha Berlin'de şu an forvet yok. Birkaç tane forveti vardı. Şuradan ismine bakayım hemen. Sakatlandı. Suat Serdar mesela sakatlandı. Prince Boateng aynı şekilde kırmızı kart cezalısı. Suat Serdar da kırmızı kart cezalısı. Sakat isimler de var ve şüpheli isim de çok fazla. Hertha Berlin'de bir forvet vardı Piatek, hatta Galatasaray'ın gündemine de geldi. Galatasaray'ın transfer listesinde de vardı Piatek ismi. Fiorentina'ya gitti. Dün Fiorentina maçında oynadı, hatta gol dahi attı. Sağ kanattan çevrilen bir topla kalenin dibinde boş kaleye gönderdiğini söyleyebilirim sizlere. Hertha Berlin'de gol atacak pek fazla isim yok, yani daha doğrusu yedek 2 tane futbolcu forvet oynayacak bu takımda. Şöyle Belfodil ile Selke, bu iki ismin zaten hücum anlamında bitiriciliğinde sıkıntılı olduğunu belirtebilirim sizlere. O yüzden Wolfsburg bu maçta 5 maçtır mağlup olan Wolfsburg'u bu maçta favori göstermişler. Normaldir diye düşünüyorum. Çünkü Hertha Berlin tarafından çok fazla gol beklenmediğini de belirteyim. Ben şöyle bir tercihe gideceğim. Wolfsburg takımı bu maçta galip gelmese bile ben biraz daha baskılı oynayarak ilk golü 1.57 gibi orandan Wolfsburg takımından bekleyeceğim. Değerlendirme altına almak isteyenler ilk gol Wolfsburg'u değerlendirme altına alabilir. Bir beraberlik de çıkabilir. Fakat dediğim gibi baskılı oynayan takım Wolfsburg olacaktır. Welskort'un önderliğinde burada hücumdan golü çıkartabilir. Alternatif bir tercih olarak sizlere bu mücadelenin 2-3 gol bandında da kalmasını bekliyorum. Notlarıma da o denli bir not almışım. 2-3 gol tercihi de bu mücadeleye gidebilir, değerlendireceklere bol şanslar. Newcastle'la Watford mücadelesi. Newcastle arkadaşlar birçok transfer yapmaya başladı. Hatta 2 tane transferini bitirdi. Bir tanesi Burnley'den Chris Wood'u aldı. 30 yaşındaki forveti aldı hücum hattına. Sağ bekiye Trippier'i aldı Atletico Madrid takımından. Yani birçok daha transfer yapacak. Bu zaten beklenen olaydı zaten. Newcastle'ın ara transfer dönemini hızlı geçirmesi, ligde kalması. Zaten şu an önceliği Newcastle takımının ligde tutmaktır. Belirteyim. Onlar zaten bu maçta favori gösterilmiş. Karşılarında kötü bir Watford var mı? Sanmıyorum bu takımın kötü olduğunu. Bence iyi futbol oynuyor. Hatta bu mağlubiyetlerin almasının bir sebebini de söyleyeyim sizlere. Sizlere garip gelebilir. Yani pozitif futbol oynamasından dolayı bu kadar mağlubiyeti alıyor. Hücumu çok fazla düşünüyor. Ki haklı da. Çünkü başarılı da oluyor. Son maçlarına baktığım zaman da ne kadar mağlup olsa da gol bulmayı başarıyor. Joshua King olsun. Sağ açıkta Deniz olsun. Arkalarında Sissoko olsun. Bu maçta Ozan Tufan da ilk 11'de başlayabilir. Çünkü sar olmayacak. Afrika Kupası'na gitti. Birkaç tane daha isim eksik Watford takımında. Hücumu oynayan bir takım Watford takımı. Newcastle kalesine de hızlı çıkışlarla gol bulabilir. Son mücadelesinde ben West Ham mücadelesini izlemiştim bu takımının. İlk golü bulmasına rağmen yani West Ham çok etkiliydi o maçta. Karşı gelemediler. 4-1 mi ne bitti maç zaten. Ben burada her iki takımın yine atacağı golleri değerlendireceğim. Hatta kombineme de koydum. 1.52 gibi orandan sizlere KG var önereceğim burada. Değerlendirme altına alacaklara bol şanslar. Güzel bir KG var mücadelesi olabilir. Beklenen skoru da belirteyim. 2-2 gibi bir skor bekleniyor. Onu da belirteyim sizlere. Wolverhampton-Southampton mücadelesi. Şimdi burada ev sahibine 1.98 gibi oran açmışlar. Ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Wolves takımının kendi iç saha performansına bakalım. Bakın 16. sırada 9 maçta 5 gol atmış, 7 tane de gol yemiş. Şunu da belirteyim, yani ben burada ev sahibinin galibiyetine gideceğim 2 orandan tek maç olaraktan da. Şunu belirteyim. Wolves takımı kendi evinde oynadığı maçlarda Liverpool'la kendi evinde oynadı Chelsea ile kendi evinde oynadı. Arsenal'la sanırım kendi evinde oynadı. Manchester City ile kendi evinde oynadı. Yani İngiltere'nin büyük takımlarının hepsiyle bu sezon sezonun ilk devresinde kendi evinde oynadı. Bu sebeple artık bir yükselişe geçebilir. United'la oynadığı son mücadeleyi izleyenler varsa muazzam bir futbol sergiledi ki ben zaten direkt bu maçı 10 gün öncesinden listeme ekledim. Öyle söyleyeyim ben sizlere. United mücadelesini izledim. 90 dakikasını. Hatta Wolves'ın da golüne girmiştik orada. Son dakikalarda gelen bir gol vardı. Fakat çok fazla etkiliydi Wolves takımı. Hatta şöyle söyleyeyim, yani 2-0, 3-0'a yakın bir skorda çıkabilirdi o mücadeleden. 1-0 galip geldi. Southampton da kaliteli bir takım. Son maçlarda güzel performans sergiliyor. Fakat ben bu maçta tek maç yüksek oran, direkt ev sahibinin galibiyetini sizlere 2 orandan önermek istiyorum. Wolves takımı bu maçta kazanabilir. Değerlendireceklere bol şanslar dilerim. Antalyaspor Fenerbahçe mücadelesi. Biraz hızlanayım, videonun süresi çok uzun oluyor. Antalyaspor Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. Kırmızı kart gördükten sonra Göztepe takımı 67'de kırmızı kart gördü. Ondan sonra birçok pozisyona girdi. Etkili olmaya çalıştı fakat sonuç gelmedi. Antalyaspor'da Crivelli takıma döndü. 2 maçtır oynuyor. Fakat o istenilen performansı sergileyemedi. Son maçta hatta oynadığı Göztepe maçında biraz hücuma dönük bir kadro çıkarmıştı. Hamilton, Bukayiru, Crivelli, Doğukan Sinik gibi isimlerle hücumda biraz daha hücuma dönük bir kadro çıkarmıştı. 4 tane gol yediler. 3 tanesini Ndiaye attı Göztepe maçında. Antalya bu maçta güzel bir futbol sergiler. Bence Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin kalesine gol gönderir. Yine hücuma dönük bir futbol izleyebiliriz Antalya takımından. Özellikle ilk golü atarsa biraz daha çekilebilir. Fakat onun dışında hızlı ataklarla birlikte, özellikle bireysel futbolcuların yarattığı pozisyonlarla birlikte Fenerbahçe kalesine etkili olabilir. Fenerbahçe'de İsmail Kartal geldi. İlk mücadelesi galip gelebilir mi? Gelebilir, fakat Antalya'dan da gol bulmasını bekliyorum. İdealden direkt düz tercih 1.56 orandan sizlere KG varı sunacağım. Değerlendirme altına alanlar değerlendirme altına alabilir. Bol şanslar. Salernitana ile Lazio mücadelesi. Salernitana'nın gazı çıktı arkadaşlar. Gazı çıktı dedim. Artık o beklenen sürprizi Verona deplasmanında yaptı. Normalde yapabilir miydi? Kesinlikle yapamazdı. Verona takımına zaten galip gelemezdi. Ki ya artık o galip geldi. Artık mağlubiyetlerine bence devam ederler. Lazio son mücadelesinde mağlup oldu. Onlar da üst sıraya tırmanmak istiyor. Ben bu maçı kombineme de aldım. Üst sıraya tırmanmak istiyorsa Lazio takımı bu tür maçlarda hata yapmamak zorunda. Bu sebeple ben Lazio'nun atacağı 2 golü değerlendirdim. Onun da oranı idealdir. 1.42 mini oranı vardı. Şöyle göstereyim. 1.43 oranı var. Kombineme de koydum zaten. Lazio'nun deplasmanda atacağı 2 golü değerlendirme altına alabilirsiniz. Lazio son maçında mağlup oldu. Hücumda iyi işler çıkartıyor. Özellikle Pedro yani yıllanmış şarap gibi geçen bir gol attı. Herkesi çalmayıp gol attı. Yani muazzam gol attı. Deplasman 1.5 üstü 1.43 gibi orandan sizlere idealdir. Değerlendireceklere bol şanslar. Aston Villa Manchester United mücadelesi. Bunlar hafta içinde bir maç yaptı bildiğiniz üzere. Kupa mücadelesi. 1-0 United galip geldi. Fakat bu maçta eksik çok fazla. Hatta şöyle söyleyeyim. McTominay kart cezalısı. Solbek Shaw aynı şekilde kart cezalısı. Maguire, Dalot, Ronaldo, Sancho, Pigeons. Bu isimler de arkadaşlar şüpheli durumda. Eric Bali de zaten Afrika Kupası'na gitti. Ronaldo'nun da bir sakatlığı olabilir. Bu maçta olmayabilir. Ben şöyle bir tercih yapacağım. Tek tercih yüksek olan. Ben Aston Villa'nın bu maçta yenileceğini düşünmüyorum. Hatta sistemimde çıkan skoru söyleyeyim ben sizlere. 2-1'lik bir Aston Villa galibiyeti gözüküyor. Onu da belirteyim. Fakat ben şöyle bir kaçak tercih yapacağım. Kaçamak tercih. Ben bu mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.82. Değerlendirme altına alacaklar. Bu orandan tek tercih sunuyorum. Değerlendirme altına alabilir. Tercih vermekte zorlandığım maçlardan bir tanesi. Gladbach'la Leverkusen mücadelesi. Yani bu maça hepinizin tercihi zaten bellidir. KG var tercihim. Yani beklenen o. Leverkusen çok güzel futbol sergiliyor. Son maçında 2-2 berabere kalsa da hücumda çok fazla etkili oldu. Patrick Schick önderliğinde. Zaten bir eksikliği de yok Leverkusen takımının. Gladbach'a baktığımız zaman onlar da son haftalarda bir yükselişe geçtiğini söyleyeyim. Hücum anlamında sıkıntı yaşamıyor. KG var zaten idealidir. Ben biraz yüksek oran tercihi yapmak istiyorum şöyle sizlere. 1.93 gibi orandan ilk yerden gelecek 2 gol. 1.93. Yani değerlendirme altına alınabilir yüksek oran. O yüzden 1.93 gibi orandan yüksek oran altına da değerlendirme altına alabilirsiniz. Feyenoord'la Vitesse mücadelesine baktığımız zaman da yine Hollanda Ligi'ne yakışır bir mücadele olmasını bekliyorum. Gollü geçebilecek bir mücadele. Skor beklentim, yine benim sistemimde çıkan skora baktığımız zaman da 2-2'lik bir skor beklentisi var bu mücadelede. Her iki takımda da eksik önemli isim yok. Ev sahibinde Linsen zaten takımın gol yükünü taşıyan isim. Deplasmana baktığımız zaman da Openda ve Wittinik isimleri. Hatta onlar zaten 3-5-2 şeklinde oynuyor. Hücumu çok beslemeye çalışıyor Vitesse takımı. KG var idealdir 1.56'dan. Bunu da çok fazla beklemeye gerek yok. KG var olarak direkt değerlendirme altına aldım. Değerlendireceklere bol şanslar dileyerekten geçeyim. Toplamda 12 adet mücadele var. Hem ideal hem de bazılarına yüksek oranlı tercihler yaptım. Sizlere kombine önerisi olarak şunu önerebilirim bence. Değerlendirme altına alacaksanız. Newcastle mücadelesine bir KG var. Kombine önerisi ekrana gelsin hatta. Newcastle-Watford mücadelesine bir KG var aldım. Günün en güzel KG var maçlarından bir tanesi. Birçok maçımı zaten KG var olarak önerdim sizlere. Ben güzel bir mücadele bekliyorum İngiltere'de bu mücadele. Gollü bir maç bekliyorum. Skor beklentisi zaten 2-2 Newcastle mücadelesine. O yüzden bir KG var bence bu mücadele değerlendirme altına alınabilir. Onun dışında Lazio'yu da aldım. Yaralı Lazio Salernitana maçında yarasını tedavi eder diye düşünüyorum. Lazio'nun atacağı 2 golde deplasman 1.5 üst olarak değerlendirme altına aldım. Toplamda 2 küsur oran. Yani idealden YouTube kombinesi olarak sizlere bunu vereceğim. Değerlendirme altına alacaklara bol şanslar dileyerekten geçiyorum. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.